Herkese merhabalar. Ayşegül Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı bebekleri yapacağız. Yapımları çok kolay ve çok en basitinden arkadaşlar. Kanalımda biraz göz gezdirdiyseniz anlamışsınızdır. Çok zor bebekler yapmıyorum. Kolay bebekler yapıyorum. Herkesin yapabileceği türden. Böyle bu bebeklerin ölçüsü de 12 santim arkadaşlar. Ve bir oturuşta yapılabilecek bebekler. Sevdiklerinize yapıp hediye edebilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çünkü boyutu o boyutta. Dilediğiniz değişiklikleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Saçlarını daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle örüklere çiçekler takabilirsiniz. Şapkasına farklı renkte süsler takabilirsiniz. Bu şekilde değişiklikleri yapabilirsiniz. Malzeme listemizde çok fazla ipimiz de yok. Çok az ip gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem kolay hem pratik hem de ekonomik bebekler yapıyoruz birlikte. Şöyle iplerim, şu 3 ipim Peria arkadaşlar. Peria ip kullandım. Ten rengi Alize Cotton Gold. Bu şekilde içine bir miktar elyaf dolduracağız. Makasımız, iğnemiz mevcut. Tığımı da söylemek istiyorum. 2 numara 1.75. Gözleri için arkadaşlar kilitli göz kullandım. Şu bebeğimde 6 milim. Bunda da 8 milim kullandım. Dilediğiniz evinizde hangisi varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Benim tercihim ama 6 milim daha güzel oldu gibi. Eğer hiç kilitli gözünüz yoksa kanalımda biraz videolar bölümünden bakıp iplikle göz çalışması yaptım birkaç tane. Onlardan da yapabilirsiniz. Gayet güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım projelerden anında haberdar olursunuz. Instagram adresimden de beni takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayşegül Hobi. Birlikte yaptıklarımızı oradan bana gönderirseniz çok sevinirim. Şimdi bu sevimli bebeklerin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bebeğimizi yapmaya kafasıyla başlıyoruz. Şu şekilde ipimi aldım. Şu şekilde parmağıma şu şekilde doladım. Sihirli halkayı yaptım arkadaşlar en kolay şekliyle. Şuradan ipimi çıkardım. Buraya bir zincirle tutturuyorum. Şöyle. Şimdi şöyle bir halkamız oldu. Şu ipten tutunca hareket eden bir halka. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 6 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi şuradaki ipi şöyle çekiştirerek burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle çektim. Buraya da sıra sonu olduğu için farklı bir ip koyuyorum. Sıra başlarını anlamak için, şaşırmamak için. Şöyle birinci sıramızı yaptık. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada her sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapacağım. Yani arttırma yapacağım. Sık iğne sayımız 12 olacak arkadaşlar. Şöyle aynı yere 2 kere battım. Yanındakine de 2 kere batıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar hepsine çift batacağım ve 12 tane sık iğnem olacak. Şimdi ikinci sırayı bitirip üçüncü sıraya geçtim. Şuradaki ipi şöyle alıyorum. Şimdi bu üçüncü sırada yine arttırma yapacağız. İlk sık iğnenin içine bir tane batıyorum. Hemen yanındakinin içine 2 tane batıyorum arkadaşlar. Bu sırada bir tek, bir çift olarak devam edeceğiz. Şöyle tek,
Ördüm. Şimdi çift örüyorum. Sıranın sonuna kadar. Ve 18 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Şimdi üçüncü sırayı bitirdik. Dördüncü sıraya geldim. Şimdi burada da yine arttırma yapıyorum. Şöyle ipimi arkaya aldıktan sonra şu işaret ipimi. Bir, iki tane düz ördüm. Arttırma ya da eksiltme yapmadan. Şimdi üçüncü sık iğnenin içine çift batacağım. Yani bu sırada da iki tek bir çift, iki tek bir çift sıranın sonuna kadar yaptığım zaman 24 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Sıranın sonuna geldim. Dördüncü sırayı bitirdim. Şimdi beşinci sırayla devam ediyoruz. Bu arttırma yapacağımız kafa için son sıra oluyor. Burada da 3 tane sık iğneyi arka arkaya düz bir şekilde ördükten sonra dördüncü sık iğneye çift batıyorum. Şöyle aynı yere bir kez daha batıyorum. Burada da sıranın sonuna kadar 3 tane örüp bir tane arttırma yapacağım ve sıranın sonunda 30 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Şimdi 5. sırayı da bitirdik. Burada 30 tane sık iğnemiz var. Şimdi arttırma ya da eksiltme yapmadan 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani arttırma, eksiltme yapmıyorum. 30 sık iğneyi 7 sıra örelim. Ondan sonra kafamızı yapmaya devam edeceğiz. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi peruğunu da yaparken kafayı nasıl yaptıysak şöyle 6 sık iğne, 12 sık iğne, 18, 24 ve 30 arttırmaları bu şekilde yapmıştık. Aynı şekilde peruk için de yapalım arkadaşlar bu şekilde. Buraya kadar aynı. Kafayı 7 sıra düz bir şekilde örmemiz gerekiyor. Peruk da 5 sıra düz arttırma ya da eksiltme yapmadan örelim. Çünkü kafayla şu peruğun şu kısmı aynı. O şekilde ikisini de örelim. Sonra saç kafamızı devam edeceğiz. Ondan sonra şu saçları takacağız. Bu şekilde örgümüzü yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu kafamız. Şöyle şuradan işaret bırakmıştım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra 30 sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Şimdi peruğu da anlatmıştım size. Kafayla aynı. Her tarafı, sayıları, şuraları. Bunda da 30 sık iğnemiz vardı. Peruğu da 5 sıra ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Peruğu da 5 sıra ördükten sonra burada ilmek kaydırma yaparak peruğun bu kısmını bitiriyorum. Bir zincirde çektim. Burada peruğun ipini birazcık kafaya dikerken kullanacağız. Uzun kesiyorum. Evet, peruğumuzu bu şekilde bitirdik. Daha sonra şu saçlarını takacağız kafayı bitirdikten sonra. Şimdi tekrar kafayı aldım. Şimdi eksiltmelere başlıyorum. En son 3 tane burada örüp bir tane arttırma yapmıştık. Tam tersini yapacağız. Şimdi de 3 tane sık iğneyi öreceğim. 1, 2 ve 3. Arkadaşlar, 30 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi eksiltmelere geçtim. 3 tane sık iğneyi ördüm. Bir tane eksiltme yapacağım. Şu şekilde yapıyorum eksiltmeyi. Şu sık iğneden bir tane aldım. Tek lobundan. Arkadaşlar şöyle. Hemen şöyle odaklanmasını yapalım.
Hemen yanındaki sık iğnenin de şöyle içine tek katına batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Eksiltmemi bu şekilde yaptım. Şimdi bu sıranın sonuna kadar 3 tane öreceğiz. 1 tane eksiltme yapacağız. 6 tane, 6 kere eksiltme yapacağız. Ve sıranın sonunda 24 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar 24 tane sık iğnemiz kaldı. Eksiltme yapmıştık. Şimdi gözleri takacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Yukarıdan ilk başladığımız yerden sayarak 9 ve 10. sıralar arasına arada 5 tane sık iğne kalacak şekilde gözleri yerleştireceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bilmeyenler için bilenler biliyordur mutlaka. Şöyle şuradan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıralar arasına şu sık iğneler arasındaki deliklere işaret iğnemi koydum. Arada da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne bıraktım arkadaşlar. Şöyle bir makas yardımıyla şuraya şöyle birazcık yerini açıyorum. Şu şekilde açtıktan sonra şöyle sık iğneler arasından tırnaklarımda yardım alarak şu şekilde geçiriyorum. Evet. Bir tane gözü taktım. Şimdi şuradakini de takacağım. Arkasındaki aparatları da takıp çakmakla yakacağım arkadaşlar. Gözlerimizi de bu şekilde taktık arkadaşlar. Böyle arkasını yakarak daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Siz de mutlaka yapın. Şimdi kafayı yapmaya devam ediyorum. En son 3 tane örüp 1 tane eksiltme yapmıştık. Şimdi bu sırada da şöyle 2 tane öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk sık iğnemden başlıyorum. Sıra başındaki 1 2 tane sık iğneyi ördüm. Bir tane şöyle şu şekilde yine eksiltme yapacağım. Şöyle şöyle 3 tane sık iğnem oldu. Şu şekilde alıp kapatıyorum. Sıranın sonuna kadar 2 tane örüp 1 tane eksiltme yaparak gelelim arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da bitirdim. 18 tane sık iğnem oldu. İçini biraz dolduralım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bittikten sonra da doldurabilirsiniz ama şimdi bu sırada daha rahat doldurursunuz. Bittikten sonra da ilave edebilirsiniz tabii ki. Şöyle. Şimdi içine biraz elyaf doldurdum arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geldim. Bu son sıramız olacak kafadaki. Burada da bir tane örüyorum. Şu şekilde bir tane eksiltme yapıyorum. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde geliyorum ve 12 tane sık iğnem kalıyor arkadaşlar. Bir örü bir eksiltiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Bir örüp bir eksilterek sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buraya ilmek kaydırma yapıp ipimi biraz uzun keseceğim arkadaşlar. Şöyle kafayı bitirmiş olduk. İçini biraz daha dolduracağım. Şunu da çıkaralım.
Biraz daha elyaf koyacağım ve kafamız bitti. Şimdi Peruk'un saçlarını yapacağız. Şimdi içini biraz daha doldurdum arkadaşlar. Dediğim gibi Peruk'u yapacağız. Peruk için tekrar beyaz ipimi aldım. Şu örgüyü yapmak için ipi keseceğiz. İstediğiniz uzunlukta ya da kısalıkta yapabilirsiniz. Şöyle ben bir mutfaktaki saklama kabının kapağını şu şekilde ölçü olarak alıyorum. Şöyle dolayarak ipimi bu şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Şöyle buna sarıyorum şu şekilde. Daha sonra bunu buradan kesiyorum. Ne kadar ip istiyorsam eğer ona göre yapıyorum. Şimdi bu kadar kestik diyelim arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi buraya bu saçları takacağız. Şu önlere takmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı farklı iğneyle yaptım. Şu önlere takmayacağız. Şöyle ben şu arkadan başlıyorum. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi uzunluğunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Uzun ya da kısa fark etmez. Şimdi şu peruğumuzu şu şekilde alıyorum. Tığımı da aldım. İpimi de şu şekilde iki kat halinde elime aldım. Şöyle yapayım. Bir daha. Şu şekilde iki ucunu bir araya getirdim. Şöyle elime taktım arkadaşlar. Şöyle şuradan başlıyorum. Bakın şu bitirdiğimiz yer zaten şurası. İpimiz zaten burada. Kafaya dikmek için kullanacağız. Şu kestiğim saçı da şuradan alıyorum. Şöyle ipimi buradan çıkarıp tekrar tığıma şöyle ipi alıp buradan çıkarıyorum. Bu şekilde birinci saçı takmış oldum. Şimdi bir kez daha göstereyim. Ondan sonra şöyle şu şekilde tek katına battım arkadaşlar. Şurada en son bitirdiğim yerin ipimi aldım. Şu şekilde buradan geçirerek şöyle yapıyorum. Çok kolay, çok basit bir yöntem. Saçını böyle olunca arkadaşlar çocuklar bunları bu tür oyuncakları çok seviyorlar. Şuradan açıp saç örgüsünü açıp düz de kullanabilirler. Tekrar örebilirler. Bu açıdan ben böyle saçları çok beğeniyorum. Çocuklar istediği gibi istediği şekilde oynuyorlar. Saçları bu şekilde takalım arkadaşlar. Böyle. Gösterdiğim gibi takalım. Önlere takmıyoruz. Orantısına dikkat edelim. Şurası bitirdiğimiz yer arkadaşlar. Şurası bakın burada uzun ipi uzun bırakmıştık bitirdiğimiz yer. Burası arkaya gelecek. Şöyle bakın şurada da göstereyim. Burası arkaya gelecek. Buraya da eşit miktarda takalım. Buraya da eşit miktarda takalım. Ben size sayayım hatta kaç tane takmışım çünkü aynı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu tarafa takmışım. Arkadaşlar 10 tane de bu tarafa takmışım. Ortadaki yer takılmayacak. O şekilde takalım. Şu şekilde arkadaşlar örgüsünü de yaptım. Şöyle şu şekilde. Şöyle kafaya geçiriyoruz. Şurası açık olacak. Şurası aşağıya bakacak arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geçiriyorum. Şöyle gözlerle orantılı olsun arkadaşlar. Şu açıklığa dikkat edelim. Şimdi arkada dikmek için zaten ipini bırakmıştım. Şu şekilde iğneye
taktım ipi. Şöyle şuradan başlıyorum. Peruğu dikiyorum ve önündeki kahkülü yapacağım. Şimdi arkadaşlar bununu yapacağız. Şöyle şu gözün altındaki sıradan giriyorum. Aynı renk iple. Şöyle bir ortada bir tane bırakıp şuraya batıyorum ve aynı yerden çıkıyorum. Şöyle. Orantılı olup olmaması çok önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle içinden ipi geçiriyorum. Çıktım. Birkaç kez bu şekilde geçiriyorum. Bir kere daha geçirelim. Şöyle. Şuradan batıp tekrar şu alttan çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle burnumuzu biraz belirgin yaptık. Şimdi ağzını yapacağız. Şöyle şu kenardan ya da alttan da girebiliriz. Şu şekilde burnu yaptığımız yerin bir altından giriyorum. Tabii ki orantı çok önemli arkadaşlar. Şöyle girelim. Şuradan çıkıp arada iki tane sık iğne koyup şuradan çıkıp şu bir alttan şöyle yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkıp ipleri çektirip şuradan bağlayalım. Bu şekilde arkadaşlar kafasını bitirmiş olduk bebeğimizin. Şimdi şapka için koyu renk ipimi aldım. Sihirli halkayı oluşturuyorum. Şöyle parmağıma doladıktan sonra tığımı şuradan geçirip içinden ipi çıkardım.
Ve bir zincir çektikten sonra sihirli halkamı oluşturmuş oldum ve içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 8 tane yapalım. Şimdi 8 tane sık iğne yaptıktan sonra şuradaki ipimi şöyle çekiyorum. Burayı kapatıyorum. Kapattıktan sonra sıra başlarını belli etmesi için buraya farklı renkte bir ip koyuyorum. Şimdi birinci sırayı bitirip ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada hep arttırma yapacağım. Bu 8 tane sık iğnenin içine her birinin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 tane. Hemen yanındakine de arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 tane. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar, buradan başladık. Sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepesine 2 tane batarak gelelim. Sıranın sonunda 16 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. İkinci sıramız bitti. 16 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıranın başındayım. Şimdi burada da yine arttırma yapacağım ama bir tane örüp bir tane arttırma yapacağım. Bir tane sık iğneyi düz ördüm. Şimdi yanındaki sık iğnenin içine yine iki tane sık iğne yaparak arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bir örüp bir arttırma yaparak sıranın sonuna kadar geleceğim ve 26 tane, 24 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Şimdi sık iğnemiz 24 tane. Dördüncü sıraya geldim. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. Nasıl? İki tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım arkadaşlar. Bir, iki taneyi düz ördüm, arttırma eksiltme yapmadan. Üçüncüye arttırma yapıyorum, aynı yere iki tane batarak. Ve sıranın sonuna kadar 2 örüp 1 artır, 2 örüp 1 artır şeklinde sıranın sonuna geliyorum ve 32 tane sık iğnemin olması gerekiyor sıranın sonunda. Şimdi 4. sıranın sonunda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra arkadaşlar düz öreceğiz. 32 sık iğneyi aynı arttırma ya da eksiltme olmadan 2 sıra öreceğiz ve sonra şapkamızı yapmaya devam edelim. İki sıra örelim, gelelim. Şimdi 7. sıraya geldik. 7. sırada yine arttırma yapacağız. Şöyle arkadaşlar, FLO tekniği diye bir teknik var. Şöyle ilmekleri ön kısımdan alarak öreceğiz. Şöyle, hani daha önce şöyle ikisini birlikte alıyorduk ya, öyle yapmayacağız. Şöyle ilmeğin ön kısmından alıyorum, örüyorum. Bu şekilde öreceğiz. Şimdi şöyle bir tanesini ördüm zaten. Şöyle ikincisini örüyorum, sık iğneyi. Üçü ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar, ilmeğin tek tarafını alarak arttırma yapıyorum. Aynı yere iki defa batarak. Şöyle. Sıranın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. 3 tane öreceğim. 1 tane arttırma yapacağım. Ama ilmeklerin ön kısmından. Şöyle. Bu sırayı böyle yapacağız arkadaşlar. Ve sıranın sonunda 40 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi 8. sıraya geldim. İlmek sayım 40. Şimdi bu sırada da yine arttırma yapacağız. Burada normal şekilde örüyorum. Herhangi bir şey yapmadan. Şimdi arttırma yapacağız dedim. 2, 3, 4. 4 tane sık iğneyi ördüm. Bir tane yine arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda arkadaşlar 48 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Bu sırayı da bitirdik arkadaşlar. 9. sıraya geldim. Şimdi burada arttırma ya da eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim. 48 tane sık iğnemizi düz bir şekilde bir sıra örelim. Bu
sırayı da bitirdik arkadaşlar. Şöyle şu ipimizi alalım. Şimdi şöyle şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya fırfır yapacağım yani. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Son sıramız arkadaşlar burası. Böyle bir süs yapalım. 2, 3. Şöyle sıradaki sık iğneye batıyorum. Ve burayı bu şekilde buraya kadar gelelim. Şimdi şöyle arkadaşlar bitirdik. En sonda da ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Şimdi aynı renkte ya da farklı renkte bir ipi iğneye geçirdim. Şurada arkadaşlar şöyle FLO şeklinde yapmıştık ya, onun şuradan iğneyi geçiriyorum. Şöyle. Şimdi şöyle burada ipi bırakıyorum biraz. Şu şekilde şöyle iki sık iğne kalacak şekilde aralarda iğneyle burayı şöyle iğneyle yaparak geliyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Geldim bile şuraya. Şöyle arkadaşlar. Biraz büzgü yapıyorum. Evet. Evet, bebeğimizin kafasını ve şapkasını bitirdik. İkinci partta da bedenini ve elbisesini yapacağız arkadaşlar. Elbisesi üstünde örülüyor zaten. Çok kolay. Şimdi ikinci partta görüşmek üzere. Hoşça kalın.